Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. TYT AYT sınavlarına girecek sevgili arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz TYT AYT din kültürü denemelerimizden birincisinin daha önce birinci bölümünü yayınlamıştık. Şimdi birinci denememizin kalan sorularını yayınlayacağız. Sıkılmayın diye birinci denememizi iki grupta sizler için sunuyoruz. İlk 27 soruyu daha önce yayınlamıştık. Şimdi 28. sorumuzdan başlayalım. Verilen ayetlerde vurgulanan ortak nokta hangisidir şeklinde? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Ya yani da ortak nokta insanın yaratılış amacı, ibadetlerin mahiyeti, ibadetin yalnızca Allah için yapılması, ibadet ile şükrün insan için önemi, kul olmanın insana yüklediği sorumluluklar. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn şeklinde Fatiha suresinde her namaza ne deriz? Biz ibadetleri yalnızca Allah için yaparız. 29. sorumuz. Aşağıda hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez diyor. İnsan kötü davranışları çoğu zaman yanlış olduğunu bildiği halde yapar. Bu iradesinin zayıflığından kaynaklanır. İnsanın iradesini terbiye etmesi gerekir. Bu da ancak ibadette mümkün olabilir. İbadetler insan iradesini kuvvetlendiren ve insan ahl insanı ahlaki sorumluluklar konusunda daha duyarlı olmaya hazırlayan uygulamalardır. Oruç gerçek bir sabır eğitimidir. Namaz her türlü kötülükten alıkoyar. Zekat insandaki mal hırsını terbiye eder. Hac zorluklarla mücadeleyi ve kardeşlik bilincini öğretir. Kurban insana dürüst olma erdemini kazandırır. Evet burada Edirne maddemizdeki kurban nedir? Yardımlaşmak, paylaşmayı bizlere öğretirdi. Onun neticesinde zaten dürüst olmayı erdemle kazanırız. 30. sorumuz bu parçadan hareketli aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Farz dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekli istediği iş ve davranışlardır. Farzlar farz-ı ayn ve farz-ı kifayi olarak ikiye ayrılır. Farz-ı ayn dinen sorumlu sayılan her Müslümanın yapması gereken davranışlardır. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekat ve hac ibadetleri farz ayındır. Farz ayn olan amelleri terk etmek haramdır ve terk edenler günah işlemiş sayılırlar. Farz-ı kifaye ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkan davranışlardır. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. Farz-ı ayn olan amelleri yerine getirmemek haramdır. Farz, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Ramazan orucu farzı ayın bir ibadettir. Farzı kifayeyi bazı Müslümanların yerine getirmesi yeterlidir. A maddemiz normalde doğru ancak yukarıda bundan bahsetmediğinden dolayı cevabımız Adana şıkkı oluyor. Bazı Müslümanlar ölen kimselerin cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkmış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar geçtik 31. sorumuza. 31. sorumuzda parçadan sünnetle ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı yargı soruluyor bize. Hemen bakalım hangisini çıkarabiliriz. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'le birlikte dinimizin temel kaynaklarındandır. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılabilmesinde sünnetin vazgeçilmez bir önemi vardır. Namaz, oruç, haç, zekat ve kurban gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını Hz. Peygamber bizzat uygulayarak ashabına öğretmiştir. Bu uygulamalar nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmıştır. Sünnet, peygamberimizin ashabına öğrettiği şeylerden oluşur. İbadetlerin nasıl yapılacağını sünnetten çıkarılmalıktadır. Sünnet Kur'an'ı doğru anlayıp ibadetleri yapabilmemiz için önemli bir kaynaktır. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i bizim için açıklamıştır. Sünnet peygamberimizin uygulamalarını içerir. Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın der. Ancak ne zaman kılınacağı, nasıl kılınacağı konusunda peygamberimiz bize bunları öğretmiştir. C şıkkı, en kapsamlı dediği için sevgili arkadaşlar bakın Kur'an'ı doğru anlayıp ibadetleri yapabilmemiz için önemli bir kaynaktır. Maddesi doğru. 32. sorumuz. Verilen bilgilere göre sünneti müekkede ile sünneti gayri müekkede arasındaki fark nedir diyor. Sünneti müekkede Hazreti Peygamber'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı çok az terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son sünnetleri, namazları cemaatle kılmak gibi davranışlar sünneti müekkededir. Terk edilmesi günah olmasa da dinen kınanır. Sünneti gayri müekkede ise, Hz Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir. Sünneti gayri müekkede yerine getiren sevap kazanır ancak terk edenler dinen kınanmaz. Bu da farkı soruyor bize. Sünneti gayri müekkede daha çok günlük iş ve davranışlarla ilgilidir. B. sünneti müekkede daha çok ibadetlerle ilgilidir. C. Sünneti gayri müekkedenin terki günah değilken sünneti müekkedenin e, terki günahtır. D. Sünneti gayri müekkede sünneti müekkededen daha önemsizdir. E. Sünneti müekkedenin yapılmasının gerekliliği sünneti gayri müekkededen daha güçlüdür. 32. sorumuza sevgili arkadaşlar. E maddemiz doğrudur. Çünkü Öğle namazının sünnetini kılmanın sevabıyla ikindi namazının sünnetinin kılmak arasındaki farkı aslında burada belirtiyor. Ama biz Müslümanlar bütün sünnetleri yerine getiririz. Çünkü peygamberimizin hiçbir günahı olmadığı halde bu ibadetleri yaptıysa bizler de onu örnek alarak bu ibadetleri yaparız. 33. Bu paragrafa göre çıkarılabilecek temel mesajı soruyor bize. İbadetler yalnızca yüce Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir ve kişilerin yorumlarına açık değildir. Dolayısıyla ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Bu sebeple ibadetlerin yalnızca Allah'ın emrettiği ve Hazreti Peygamber'in açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esastır. Hangi temel mesaj veriliyor burada? Yapılan ibadetler yalnızca Allah içindir. İbadetler hakkındaki hüküm belirleme sadece Allah'a mahsustur. İbadetleri insanların hükümleriyle de yapabiliriz. De ibadette Kur'an ve sünnete uyulması şarttır. E Hazreti Peygamber ibadetin uygulanışı konusunda en güzel örnektir. Tabii ki sevgili arkadaşlar temel mesaj ibadette Kur'an ve sünnete uymalıyız. Kur'an orucu tutun der. Peygamberimiz sünnetiyle de onun nasıl tutulacağını bizlere öğretir. Ve 34. sorumuz Verilen parçaya anlamca en yakın ayet hangisidir? İbadet eden kimsenin niyeti ibadeti yalnız Allah için yapmak olmalıdır. Allah'a inanan bir insan hiçbir şey ona ortak koşmaz. İbadetlerini yalnızca onun için yapar. Her türlü riyadan ve gösterişten de uzak durur. A ayetinde biliniz ki kalpler ancak Allah'a anmakla huzur bulur. B de şüphesi benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. De Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir. Burada sevgili arkadaşlar, yukarıdaki parçaya göre en yakın olan ayetimiz Bursa şıkkı değil mi? Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. 35'teyiz. Parçaya göre ihlas ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İhlas sözlükte samimiyet, kalbi ve karşılıksız sevgi, saflık, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Samimiyet içten olmak demektir. İbadetlerde niyetin saflaştırılması ve Allah rızası dışında bütün diğer düşünce ve beklentilerden arındırılması bir müslüman için hayat boyu süren bir gayedir. İşte bu temiz ve samimi yöneliş ihlastır. Hangisini söyleyemeyiz? İbadetlerimizi ihlasla yapmalıyız. İbadetlerimizi Allah'ın rızasını gözeterek yerine getirmeliyiz. Yapılan ibadetlerde niyetimiz toplumda saygın bir birey olmaktır. İhlaslı olabilmek için niyetimizi saf ve temiz tutmalıyız. İbadetlerimizi gösterişten uzak, iştenlikle ve gönülden yapmalıyız. Burada sevgili arkadaşlar ibadetleri biz yalnızca Allah rızası için yaparız. Toplumda bir mevki, bir saygınlık kazanmak için yapmayız. 36. sorumuz boş bırakılan yere hangi cümle gelirse metnin akışını bozar diyor. Dua Allah ile insan arasındaki bağ kuvvetlendiren ibadetlerdendir. Allah'a inanan ve güvenen bir kimse tabi olarak dua yönelir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğu ve dualara icabet ettiği şu şekilde belirtilmektedir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Evet noktalı yere hangisi gelirse metnin akışını bozar diyor. Allah kulunu duasında geri çevirmez. İnanan kimse dua ederken Allah bağını kuvvetlendirir. Sıkıntılı olduğunda dua etmek kişiyi rahatlatır. Dua eden kişi onu her zaman duyan birinin olduğunu bilir. Bu yöneliş insana büyük bir manevi destek ve sıkıntılarla başa çıkma gücü sağlar. Burada C maddemiz sevgili arkadaşlar sıkıntılı olduğunda dua etmek değil de her anımızda Rabbimizle iletişim kurmak zorundayız. 37. sorumuz: Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? İbadet kulun Allah'a olan şükrünün bir göstergesidir. Şükür, yüce Allah ile ilişkiyi güçlendirmenin en önemli yollarından biridir. Yüce Allah bir insanın kendisine yakınlığını ve samimiyetini karşılıksız bırakmaz. Kendisiyle ilişkisini güçlendirmek için gayret edenin bu emeğini boşa çıkarmaz ona bahşettiği maddi ve manevi nimetlerini artırır. Kur'an-ı Kerim'de andolsun dosun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddedir, şiddetlidir buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Hangisi çıkarılamaz? Allah şükredene nimetini arttıracağını söylemiştir. Şükretmeyerek nankörlük edenler cezalandırılacaklardır. En güzel şükür cümlesi elhamdülillah'tır. İbadet şükür ifadesidir. Şükür kulun Allah ile ilişkisini güçlendirmesini sağlar. Burada sevgili arkadaşlar C maddesine elhamdülillah diyerek Allah'a şükrederiz. Ancak yukarıdaki paragraftan bunu çıkaramayız. 38 numaralanmış cümlelerden hangisinde hac ibadetinin Müslümanlara ahlaki katkısından bahsedilmiştir? Hac ibadeti farklı dil, ırk, dil, ülke ve renklerden Müslümanları bir araya getirir. Bütün bu insanlar aynı gaye ve ideallerle yola çıkıp aynı ibadeti yapmanın şuuru nelerler? Herkes ihram kıyafetine bürünürük lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe yönelir. Hac esnasında Müslümanlar makam, mevki ve statü farkının ortadan kalktığını hissederler. Bu yönüyle hac ibadeti makam, mevki ve zenginlikten kaynaklanan kibir ve gururun yanlışlığının fark edilmesini sağlar. Evet sevgili arkadaşlar burada İkinci madde, ''Bütün bu insanlar aynı gaye ve ideallerle aynı ibadet yapmanın şuuruna ererler.'' diyerek, makam, mevki, statü farkının ortadan kalktığından bahsederek, kibir ve gururun yanlışlığından bahsederek, 2, 4 ve 5'te hac ibadetinin ahlaka katkısından bahsedilmiş cevabımız denizli. 39. sorumuz, ''Aşağıdakilerden hangisi ayette belirtilen asıl iyilikler arasında yer almaz?'' Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi. Sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcaması. Namazı kılıp zekatı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır asıl iyilikler arasında yer almayan, sevdiği maldan yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine harcamak, iman esaslarını kabul etmek, namaz kılıp zekat vermek, söz verdiğinde sözünü tutmak, akrabaları ziyaret etmek. Burada sevgili arkadaşlar akrabaları ziyaret etmek maddesini yukarıdan çıkaramayız. Ve geldik 40. sorumuza. Parçaya verilebilecek en uygun başlık soruluyor. Hazreti Peygamber amellerin en üstünü hangisidir diye sorulunca şöyle cevap verir: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmekti Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Bu ve benzeri hadislerde genellikle iyilik bir, bir kelimesiyle ifade edilmiştir. Bir anne ve babaya gönülden bağlılık, onların kalplerini kırmamak, onlara yaşlılıklarında kol kanat germek gibi anlamlara da gelir. Bu davranışlar aynı zamanda Allah'a itaatinde bir göstergesidir. Dolayısıyla ana babaya iyilik etmek insanı Allah'ın rızasını kazanmaya götürür. En uygun başlık İslam'da iyilik, sevaplar ve günahlar, İslam'da ahlaki prensipler, her türlü iyilik bir anne baba hakları. Evet burada sevgili arkadaşlar bir kelimesini açıklıyor değil mi? Bizim bildiğimiz birden farklı olarak iki tane reeli bu. Her türlü iyilik anlamına gelir. Cevabımız da denizli olur. 41. sorumuz. Numaralanmış cümlelerden hangisinde örf adetlerimizde dinin etkisine örnek verilmemiştir? Yeni doğan çocuğa isim konması tüm kültürlerde olduğu gibi Anadolu'da önemsenen bir olaydır. Ülkemizde en çok kullanılan atlar arasında Hazreti Peygamber ve onun soyundan gelen kimselerin isimleri yer almaktadır. Sahabe isimleri de sıkça kullanılmaktadır. Yeni doğan çocukların kulağına ezan okunması yaygın bir uygulamadır. Beşikteki uygulamalardan cenazesinde okunan salaya kadar kişinin hayatı boyunca yaşadığı pek çok olayda dinin kültürü olan etkilerini görmek mümkündür. Burada sevgili arkadaşlar örnek verilmemiştir şeklinde birinci cümlemizde bakın yeni doğan çocuğa isim konması tüm kültürlerde olduğu gibi Anadolu'da önemsenen bir olaydır şeklinde genel bir ifade var burada cevabımız 41'de Adana. 42. sorumuzu yapalım. Bu parçadan hareketle İbni Haldun'un karakterle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez diyor. Önce okuyalım. İbni Haldun'un çeşitli ırk ve milletlerde görülen farklı mizaj ve karakter tiplerinin oluşmasında iklimler, besinler, geçinme ve beslenme biçimleri gibi faktörlerin etkisini bulunduğu yönündeki tezi bugün geçerliliğini korumaktadır. Ona göre kişilerin uğraştıkları iş ve meslek kollarının toplumsal konumlarının kişilik ve karakterlerinin şekillenmesine önemli etkileri bulunmaktadır. İbni Haldun bu açıdan çeşitli mesleklere göre şahsiyet ve karakter tahlilleri yapmaktadır. Ayrıca toplumdaki yönetim tarzının insanların kişilik ve karakter yapıları üzerinde önemli etkileri vardır. Eğer yönetim adil ve yumuşaksa böyle bir yönetim altında yaşayan kimselerde kendine güven duygusu gelişir, buna karşılık zulme, zor ve baskıya dayanan, aşırı otoriteye ve cezaya başvuran bir yönetimde yaşayan kimselerde korku hakim olur direnme ve metanet gücü ortadan kalkar. Aşağılık duygusu, kendine güvensizlik ve bağımlılık eğilimi geliştirir. Evet, İbn Haldun'a göre karakterle ilgili hangisi söylenemez şeklinde bakalım. A şıkkımızda insanın sahip olduğu mesleğe göre değişebilir. Bireyin yaşadığı toplumdaki yönetim biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Aynı anne babanın çocukları arasında karakter birliği görülür. İnsanın yediği, içtiği ve giydiği şeylerin ruhsal olarak onu etkilenmesiyle değişim gösterebilir coğrafi şartların etkisinden dolayı aynı bölgede yaşayan insanlarda benzer eğilimler görülür. Burada 42. sorumuzda sevgili arkadaşlar. C maddemiz aynı anne babadan doğan çocuklarda karakter birliği oluşur şeklinde i̇bn Haldun'un demesi beklenmez. Çünkü yaşadığı coğrafya çalıştığı meslekler belirler demişti. 43. sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yol izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelen nokta nokta sosyal yapıyı şekillendiren temel değerlendirdir. Değerlerdendir. Nedir bu? Ahlak, adalet, kültür, değer, hikmet. Burada elbette adaletten bahsediyor çünkü gerçeğe uygun hükmetme değil mi? Nedir o? Adalettir. 44. sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde hikmete ulaşmak için neye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır? Hangisine bakalım? Fahrettin Razi Kur'an'daki hikmet terimi üzerinde önemli durmuştur. Hikmetin dört anlamı olduğunu kaydetmekte. Bu anlamların ortak yönünün ilim olduğunu ancak doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın da hikmete dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Razi'ye göre eşyanın hakikatini bilme, güzel ve isabetli işler yapma, anlamındaki hikmet Allah'ın yalnızca peygamberlere veya Müslümanlar bir lütfu değildir. Sonuçlardan sebeplere giderken tefekkür fiili esasen akli bir yöneliştir. Ancak doğru bilgiye ulaşan akıl sahibi hikmete sadece kendi akli başarısıyla ulaştığını inanırsa ona ulaşmanın mümkün kılan gerçek sebebini kavrayamamış dolayısıyla hikmetten uzaklaşmış olur. Fahrettin Razi gibi İbni Kesir de hikmetin peygamberliğe hasredilemeyeceğini ileri sürerek hikmetin en yüksek beşeri tecellisi nübüvvet olan daha kapsamlı bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Burada hikmete ulaşmak için neye dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili soruyor cümle, sorumuz burada. Bu da sevgili arkadaşlar 4 numaraya dikkat edin. Sonuçlardan sebeplere gidebilen tefekkür fiili esasen akli bir yöneliştir. Ancak doğru bilgiye ulaşan akıl sahibi hikmete sadece kendi aklı başarı ulaştığını inanırsa diyor, ona ulaşmasını mümkün kılan gerçek sebebi kavrayamamış, dolayısıyla hikmetten uzaklaşmış olur diye güzel bir açıklama yapmış D şıkkında. 45. sorumuz. Bu ayette altı çizili kavram aşağıdaki tanımlardan hangisiyle uyuşmaktadır diyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Kahramanlık cesaret gibi anlamlara gelir. Doğru yol izleme, tarafsızlık gibi anlamlara gelir. Haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi niteliklerine denir. İbadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak demektir. Evet sevgili arkadaşlar burada... Hem erkekler için hem de kadınlar için iffetli olmadan bahsediyor, değil mi? O zaman iffet namus sadece kadınlara has değil ya da sadece erkeklere has değil, hem kadın hem de erkekler için ikisinin de haramdan uzak durması, kötü söz ve işlerden kaçınması anlamına geliyor. 46. sorumuzdayız. Sabredin 4 sorumuz kaldı. Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine İnsanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Evet burada ne vurgulanıyor? Hikmet, adalet, şecaat, iffet, ahlak. Burada sevgili arkadaşlar şecaat, cesaret, cesurluk, yiğitlik anlatılıyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. 47. sorumuz. Bu ayetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolculuğa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğunu beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmasa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sık olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak kendi kendine hayırlanacak duruma düşersin. Evet bu ayet ilgili hangi söylenemez? Hayır yapma ilk önce akrabadan başlanmasını söylemiştir. Cimrilikten ve israftan sakınmanın önemli vurgu yapılmıştır. Yardım isteyen birini bundan dolayı asla azarlamamız gerektiğini söylemiştir. Kişinin kazanç ve servetini sadece kendisine ayırmaması gerektiği vurgulanmaktadır. E, müminler muhtaçlara yardım ederken kibirli davranmamaları noktasında uyarılmıştır. Burada sevgili arkadaşlar şıkkımız hayır yapmayı ilk önce akrabadan başlanması gerekir şeklinde yukarıda bahsetmiyor ama tabii ki hayırlarımıza öncelikle yakınlarımızdan başlamalıyız. 48. sorumuzu çözelim. Bu ayetlerde aşağıdaki ilkelerden hangisi yer almaz diyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver.'' gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytana Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek zor durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sık olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak durma düşersin. Hangisi yer almaz? Anne babaya iyi davranmak, cimrilikten ve israftan sakınmak, ibadetleri ihlaslı bir şekilde yapmak, Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi, akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek, hayır yapmak. Bu tür sorularda doğru olan maddeler de verilir ki yukarıda yer almadığını bulasınız diye yoksa yanlış olduğu için cevabımız öyle değildir. Mesela burada ne vardır? Ceyhan şıkkı değil mi? İbadetleri ihlaslı bir şekilde yapmamız gerekir. Ancak yukarıdaki paragraftan bunu çıkaramayız. 49. sorumuzdayız. Parçanın ana konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. İslam medeniyeti Emeviler döneminde oluşum sürecine girmiş. Abbasiler döneminde gelişmiş. Selçuklar döneminde bu gelişim devam etmiş. Osmanlı döneminde ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır. İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda ortaya koyduğu örnekler oldukça fazladır. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmi, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları kendi dönemlerinde felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda tüm dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır. Evet buradaki ana konu nedir? Medeniyetin en önemli unsurları, medeniyete katkı sağlayan İslam alimleri, İslam medeniyetiyle ortaya çıkan kurumlar, İslam medeniyetinin en parlak dönemleri, İslam medeniyetinin oluşma süreci. Burada sevgili arkadaşlar İslam medeniyetinin oluşma süreci anlatılmış. Ve birinci denememizin ikinci bölümünün son sorusu. Bu denememizde 50 soru vardı. Son soruyu da yapalım. Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangileri İslam medeniyetinin temel özellikleri içinde yer alır? İlim medeniyetidir, insan merkezidir, barındırdığı farklı kültürler asimile eder, adaleti ön planda tutar, vahye dayanır. Burada sevgili arkadaşlar... Üçüncü, birinci maddemiz ilim medeniyetidir. Doğru. İnsan merkezidir. Doğru. Farklı kültürleri asimil etme İslam medeniyetinde yoktur. Adali, adetleri ön planda tutmada yoktur. Çünkü önce vahiy vardır. Vahye dayanması da doğru. Dolayısıyla cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar zorlu bir süreçtesiniz. TYT'ye, AYT'ye hazırlanıyorsunuz. Bizler de sizlere elimizden geldiğince gayretle... Y sabırla yardımcı olmaya devam ediyoruz. İnşallah sınavlarda umduğunuz neticeleri alırsınız. Bizler de sizlere ufak bir katkı sunarsak ne mutlu bize diyor. Hepinize de derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.